Kavala meselesi var. Bir de suç çıktı. Siyasi casusluk. Evet, ben okuyunca inanamadım. Yani nerede siyasi casusluk? Hayret bir şey. Askeri casusluk anlamda. Metin Gürcan diye. Şu anda biz de siyasi casusluk yapıp dünyayı yayıyoruz Türkiye'nin durumuna. Evet. Onun bir iki gerekçesini yayınladılar. Bugün bilmiyorum okudunuz mu? Okumadık. Gerekçe şu. Bu çuval geçirildiğinde bu eleman, gözaltına alınan arkadaş, orada görevli özel kuvvetlerdeymiş. Ondan sonra bunu yapan Amerikalılara çağırmış, çay ikram etmiş. Sonra Amerikalıların verdiği bursla da Amerika'da doktora mı yapmış, master'ı? Bu adam mı yapmış? Bu adam yapmış. Demek ki onların adamı falan belli olarak vermiyorlar. Bu adamı karalamak için. Evet, karalamak için. Ama suçun ne oldu belli değil hala. Bu bir suç siyasi değil. Değil. Hayır, onu zaten suç diye söylemiyorlar. Bu yani yandaş gazeteciler. Devayı, hadi bakalım babacan. Şimdi nasıl koruyacaksın adam? Evet. Bak bunları yapmış falan. Adamın ne yaptı belli değil hala. Yani. Siyasi. Şimdi mesela Cem Bey de buna cevap verebilir. Yani bu biraz bana tabii uzaktan okuduklarımızdan, bazı filmlerden McCarthy dönemini çağrıştırmıyor mu? Evet, evet. Kesinlikle öyle. Tabii. Kesinlikle. Yani suç icat ediliyor. Evet. Aynen öyle. Ehil olmayan insanlardan mahkemeler kuruluyor. Başta bürokrasi, yargı, valiler, kaymakamlar bu adama nasıl yaranabiliriz? Yani aynı suyun aşağıya akması gibi bu sistem içinde herkes görevini yapıyor. Bu şekilde görev yapıyor diye düşünüyorum. Evet, öyle. Mesela ben çok Kavala şeyine geçebilir miyiz? Tabii. Ha, şimdi Kavala olayının tabii ne kadar sefil bir olay olduğunu konuşuyoruz. Neredeyse 3 senedir konuşuyoruz bunu. İnsana çok ağır geliyor tabii. Çok ağır geliyor. Yani böyle bir ülkenin vatandaşı olmak da ağır geliyor. Yani ağır geliyor. Ben İftihar ediyorum Türk'ümle, vatandaşlığımın, ama bu beni çok zedeliyor. Birçok insana da zedeliyordur. Şimdi burada söyledim mi bilmiyorum daha evvelki programda. Bu çok önemli. Muhakkak şimdi muhalefet deklare etmeli ki savcılar ve yargıçlar yargılanacaklar. Aynı Nuremberg Mahkemesi gibi. Evet. Bak şimdi Nuremberg Mahkemesi'ni anlatayım. Nuremberg'da başka mahkemeler de kuruldu. Ve bir sürü adam idam edildi. Adam bilmem nenin şeyindeymiş, adam gazlamış, onu yapmış, bunu yapmış. O şeyleri idam ettiler. Bu sırada Nuremberg Mahkemesi yargıçları yargılamak için kuruldu. Yargıçlar sanık olarak geldi. Tarihte ilk defa. Peki nasıl bu işe vardılar? Dediler ki, adam yargıç diyor ki, şu kararı niye aldın diye soruyor. Ben kanunu uyguladım diyor. O sıradaki kanun bunu söylüyor. Peki nasıl bu kanun? Hitler'in o sırada geçirdiği kanun. Ama insan haklarına aykırı. Bak dikkat et. Tamam, kanun Hitler geçirdi de, ya bu kanun insan haklarına aykırıysa senin uygulaman lazım dediler. Evet. Ve mahkum ettiler hakimleri. Şimdi mesela Kavala'ya tutuklayan bütün hakimlerin mahkum edilmesi lazım. Net söylüyorum. Açık, bilinçli suç işliyorlar. Savcıların mahkum edilmesi lazım. Bunun gibi, yalnız Kavala değil, bunun gibi yapılanlar şimdiden tespit edilip muhalefet diyecek ki, iktidar olur olmaz yapacağım ilk iş özel olarak hakimleri yargılayan mahkeme kuracağım. Nuremberg mahkemelerinin üzerine durmak lazım. Ve bunu deklare etmek lazım. Nasıl ki memurlar için söyledi Kılıçdaroğlu, ne dedi? Siz dedi kanunsuz bir direktif geldiğinde uygulamayacaksınız. Uygularsanız siz de suçlusunuz. Ve bu savcılar ve yargıçlar, çünkü yargıç ve savcılar dik durabilselerdi, bunlar bir İngiliz eğitimi alsalardı, veyahut da Kıbrıs eğitimi alsalardı. Bak, Sabahattin, Kıbrıs'taki yargı iftihar edilecek bir olaydır. Ben Kıbrıs'ı çok tenkit ediyoruz. Şöyleydi, böyle. Yargı tam bağımsız. Evet, İngiliz geleneği mi kalmış? Evet, ama nasıl bağımsız biliyor musun? İnanamazsın. Bu kadar ufak yerde buranın cumhurbaşkanı, başbakanı, zartı, komutanı birleşsin.
ufacık bir yargıca söz geçiremezler abi. Çok ve bir defa değil. Ben burada kaç senedir gördüm, iftihar ettim. Bravo. Bak böyle bir yargı Türkiye'de olsa zaten sorun bitmiştir. Tabii canım. Bak söyleyeyim. Tabii. Bütün olay yargıdan kaynaklanıyor. Meclis her zaman hükümetin emrindedir. Tek parti devrinde değil mi? Tek parti devrinde de başbakan, emrinde meclis. Yargı bağımsız olan yargıdır. Onun için yargıyı yargılamak meselesini çok ciddi ele alıp dosyaları şimdiden hazırlamak lazım. Açık açık. Bizim Bey geçen gün Kavala'nın bir merkez son kurulmalı, bir merkez kurulmalı partilerde. Bu CHP'de olur, İYİ Parti'de olur. Bütün bunların birikeceği elektronik olarak internette şurada burada şikayetler gelecek. Şu savcı şuna yaptı. Şu hakim şunu yaptı. Bu bunu yaptı. Bunlar incelenecek objektif kriterlerle ve bunların hepsi yargılanmalıdır. Geçen kanım gün dondu. Yani yahu hiçbir şey yok ortada, hala tutuksuz çok yargıla be. Çok çok korkunç. Adam kaçmıyor lan. Evet. Ev hapsi ver, evine bir tane polis koy. Hani bir tane polis koy kapısına, ben koyuvereyim maaşını. İki tane polis koy, 10 tane polis koy, hepsinin maaşını ben vereyim. Adam evinde otursun yahu. Evet. Ya bir insana bu kadar zulüm göz göre göre yapılmaz. Şimdi göz görmeden insana zulüm yaparsın. Sana da işkence yapmışlar. Kimse görmemiş, sen şimdi anlatıyorsun. Ama milyarların önünde adama zulüm yapıyorsun. Ulan bir köpeğe adam işkence yapıyor. İnternette geziyor, ortalık ayağa kalkıyor. Ya Kavala yapılan inanılmaz bir olaydır ya. Kavala çok müstesna bir adamdır. Kavala kalitesinde ben Türkiye'de artık adam sayamıyorum. Benim için bir numaralı kaliteli adamdır. Hele hapse girdikten sonraki saygın davranışı, hanımının davranışı daha evvel de öyle. Kavala dört dörtlük bir adamdır. Şimdi sen bunu nasıl yaparsın ya? Sen kimsin de bunu yapıyorsun? Sen kimsin de bunu yapıyorsun? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Neymiş? Dış güçlermiş. Yok bilmem neymiş. Tövbe yarabbi ya. Bu olaya, Nürnberg Mahkemesi olayına inşallah diğer partiler ciddi eğilirler. Ve bunu muhakkak gündeme getirmek lazım. Ve savcı yargıç bilecek ki ben ağır bir şekilde yargılanacağım. Ve hayatım kayacak. Ondan sonra direnebilir. Dirensin yahu. Bu üç tane şey var hakim. Biri muhalefet şerri, diğer ikisi yetiyor çünkü. Şeyden çünkü haber çıkmadı saraydan. Çünkü saray diyor ki Soros'un adamı diyor. Oğlum Soros'un adamı olmak suç mu? Hani göster, ceza hukukunda var mı? Soros çok değerli bir adam. Daha evvel de söyledim. Soros'un arkadaşı olmak bile bir şereftir. Bırak adamı olmak. Böyle bir rezil, ya ülkeyi bu kadar rezil duruma getirilemez yani. Kimsenin hakkı yok. Bu hasta ediyor beni.